Sene 2020, kürsüden Mehmet Ali Çelebi'nin AKP grubuna yaptığı konuşma. Aynen şunları söylemiş. 18 yılda orduya şunları yaşattınız. 2003'te askerimizin başına çuval geçirildi. Müzik notası dahi veremediniz. 2007'den sonra FETÖ'nün kumpaslarına müsaade ettiniz. Subaylar ben dahil terörist olarak yargılanırken Habur'da teröristleri kırmızı halılarla karşıladınız. 26. Genelkurmay Başkanı'nı terörist olarak 26 ay hapis yatırdınız. Terörist Şemdin Sakık'ı ona tanık yaptınız. 2008-2014 yılları arasında FETÖ işkenceleriyle ve FETÖ'cü doktor sahte sağlık raporlarıyla 3000 askeri öğrencinin harp okullarından atılmasını izlediniz. Halen haklarını vermediniz. Kozmik odaya FETÖ teröristlerini soktunuz. Askeri casusluk yapılmasına müsaade ettiniz. FETÖ'cüleri general yaptınız. 15 Temmuz'dan sonra fırsat bu fırsat kuvvetler ve genelkurmayı ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Genelkurmayın içini boşalttınız. Askeri liseleri kapatarak betonları cezalandırdınız. Askeri hastaneleri kapattınız. Sağlık sistemini bozdunuz. İlk müdahale yapılamadığı için şehit sayılarımız arttı. Askeri mahkemeleri kaldırdınız. 15 Temmuz darbesinde terör tehdidi var diyerek suça sürüklenen masum askerlere sahip çıkmadınız. Şimdi soruyorum, hangi Mehmet Ali Çelebi? Atatürk'ün askeriyim diyen Çelebi mi? Bugün Feslid Ali Kader'in yol arkadaşı olan Çelebi mi? Soruyorum. Daha birkaç yıl önce attığı tweet'e istinaden soruyorum. Subayını esir etmemek önemli değil. Esir etmemek önemli. Esirken ziyaret etmek değil diyen Çelebi mi? Soruyorum. Kumpas şehitleri Cem Çakmak, Ali Tatar ve Murat Özenalp'in cenazelerinde bulunmadığını suçladığı bakanın yolunda giden Mehmet Ali Çelebi mi? Bir kere ordudan atılmış birinin şerefli Türk ordusunu... Ordudan atılmış birinin şerefli Türk ordusunu burada savunmaya hakkı yok. Kendini millete anlatamamış biri ancak ve ancak kendisini iktidar partisine transfer eden eski Milli Savunma Bakanı'na yağ çekebilir. Şu kürsüye bakınca bugün aklıma ne geldi biliyor musunuz? Haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler fırıldak olurlar. Genel kurula saygılarımla. Sayın Köksal 2020'deki bir konuşmamı okudu. Aynı yıl yanlarındaki grup Atatürk'e katliamcı, Türk milletine soykırımcı dedi. Burcu Köksal'da ses yok. Bir tek vekil CHP'de karşıktı. Mehmet Ali Çelebi. Mavi Vatan yayılmacılık dedi. Burcu Köksal'da sık yok. Daropaylan sözde soykırım yasa teklifi verdi. Burcu Köksal'da tık yok. Mehmet Ali Çelebi'de tık var. Burcu Köksal Libya tezkeresine hayır veriyor. Mehmet Ali Çelebi vermiyor. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyene tık çıkarmıyor. Yanlarındaki gruba ses çıkarmıyor. Burcu Köksal tezkereye hayır veriyor. Terör devletine evet diyor. Kimyasal silah itirası atana tık çıkarmıyor. Mehmet Ali Çelebi çıkarıyor. Genel merkezinde bayrak kaldırılıyor. Ses yok. Kimde ses var? Mehmet Ali Çelebi. Atatürk'e Dersim katliamcısı diyor. Kendi vekili tık yok. Kim itiraz ediyor? Mehmet Ali Çelebi. Atatürk'e ırkçı diyen senin sıralarında niye itiraz etmiyorsun? Atatürk'e ırkçı diyor. Dersim katliamcısı diyor. Ses yok. Bakın. O konuşmada davalarla ilgili eleştirilerimi koydun. Ancak benim için asıl olan devlettir. Benim davam benden büyüktür. Benim için asıl olan devlettir. Ben Erdoğan gitsin de FETÖ, PKK devlete çöksün diyecek kadar ahlaksız ve vatansız değilim. O nedenle bu zehirli denkleme destek olmadım. Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyorum. Siz Atatürk'ünün lafını yapıyorsunuz, biz icatını yapıyoruz. Saygılarımla. Bu resim İyi günde kötü günde kim kimin yanında onu hatırlatmak için bugün kürsüye getirdim. Sene 2013'te yanında olanları çok çabuk unutmuş ki makam mevki uğruna başka yollara sapmış Sayın Hatip. Kumpas şehitleri Cem Çakmak, Ali Tatar, Murat Özenalp'ın cenazesinde bulunmadığını söylediği, askerleri esir etmekle suçladığı kişiyle aynı yolda yer alıyor. Ve buraya çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni, şahsımı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli milletvekillerini haksızca iftiralarla itham etmekten geri kalmıyor.
Yüksel Taşkın vekilimizin resmini göstererek Atatürk'le ilgili söylemediği sözlerle ilgili tamamen ak trollerin ifadeleriyle kendisini buradan suçluyor. Yüksel Taşkın'ın Atatürkçülüğüne senin Yüksel Taşkın Atatürkçülüğünün sadakasını verse sana yetmez her şeyden önce. Önce bunu bileceksin. İkincisi, sana ne silah arkadaşların, ne askeri okul arkadaşların, ne seninle günlerce mahkeme kapılarında bekleyen, her gün cezaevinden tahliye olman için bekleyip seni bağrına basan millet sana hakkını helal etmeyecek. Bizim memlekette bir Kubilay vardı. Fırıldak Kubi diye anılırdı. Meclis tarihine geçti. İkinci fırıldak da fırıldak bale olarak meclis tarihine geçecek. Genel kurula saygılarımla. Biraz evvel İzmir milletvekilimiz gerekenleri, kendine yöneltilen bütün iddiaları cevapladı ve fikirlerini ortaya koydu ve şunları söyledi. Benim davam benden büyüktür. Ben Erdoğan gitsin de FETÖ, PKK devlete çöksün diyecek kadar ahlaksız ve vatansız değilim. Bu zehirli denklemi değil, Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerim dedi. Noktayı koydu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şu gerçeği ortaya koyalım. Biz hiçbir zaman gerçek dışı bir tanımlamada, betimlemede, sözde bulunmamayı ahlaki siyaset gereğince bütün siyasetimizin temeli gören bir anlayışın temsilcisiyiz. Dolayısıyla tabii ister gülümseyerek, ister hüzünlenerek, ister farklı bir duygu içerisinde ama bizim sözlerimizi mutlaka gerçeklik muhataplığı içerisinde dinlemelisiniz. Bunu hatırlatmak isterim. Ayrılıkçı, ayırımcı bir dili ben kınıyorum. Burada Kürtleri ayrıştıran bir dili kabul etmiyorum. Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Bu kardeşliği ortadan kaldırmaya, bu adeta ayrımcı olsun, ayrılıkçı bir dili bu şekilde milletin gündemine getiren, her şeyi birbirine karıştıran, bu bulamaç yapan, gerçekliği ancak aramakla bulmamız gereken bu cümlelerin hiçbirine katılmadığımızı ifade ediyorum. IŞİD'le PKK'nın, DAEŞ'le PKK'nın patronu aynı. Tavşana kaç, tazıya tut diyen aynı el. PKK'da, DAEŞ'te bir kukla. Kuklacı, aynı kuklacı. Bu emperyalizm ve ırkçı emperyalizm. Yani siyonizmdir. Evet, bir ara eş başkanları demişti ki buraları arz-ı mevut demişti Güneydoğu'da konuşurken. Musa Aleyhisselam buralarda çok dolaştı. Bunlar geldi burayı da kuruttu diye bu millete hakaret etmişlerdi. Şunu söylüyorum. Bakın bu çok önemli bir mesele. Bu Türk'ü de, Kürt'ü de, Arap'ı da, bütün halkları da ilgilendiriyor. Alevi'yi de, Sünni'yi de, herkesi ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Bu ordu, bu Mehmetçik bizim evladımız, bu milletin evladı. Hepimizin canını, malını, ırzını, namusunu koruyor. Vatanın ve milletin devletiyle bölünmez bütün ilkesi hepimiz için geçerli olmak durumundadır. Milletvekili yeminimiz, sadakatimiz buna olmalıdır. Bunun dışındaki hiçbir söylem kabul edilemez. Ve şunu söylüyorum, PKK ve DAEŞ İsrail'in aparatıdır. Sözde Kürdistan geçiş devleti, Nil'den Fırat'a büyük İsrail'in aparatıdır. Büyük Ermenistan'ın aparatıdır. Buna hep beraber karşı koymak boynumuzun borcudur. Birincisi şunu söyleyeyim. Bu anayasayı ikide bir bize gösteriyorsunuz ya, anayasanın üçüncü maddesi diye. Bizim anayasanın üçüncü maddesiyle bir sorunumuz yok. Bu boşa bir konuşma. Yani sadece sizin için demiyorum Sayın Dervişoğlu. Hiç sorunumuz yok. Ben lafımı bitireyim. Hiç sorunumuz yok. Anayasanın üçüncü maddesi tamamdır. Bak biz Kürt sorununu, bunu ben defalarca burada konuştum. Tekrar söylüyorum. Halkı kandırıyorsunuz ha. Biz Kürt sorununu üniter devlet yapısı içinde çözmenin demokratik ve barışçı yollarının olduğunu, evrensel yolların olduğunu biliyoruz. Söylüyoruz, bunu hedefliyoruz. Dolayısıyla anayasanın üçüncü maddesiyle ilgili bizim bir sorunumuz yok. Birincisi bu. İkincisi,
İkincisi şu. Şimdi ya ayrılıkçı dil, ayrımcılık falan aynı şeyler değilse gelelim ayrılıkçılık meselesine. Ortada bir ayrılıkçılık falan yok. Ya ben neden bunu söylüyorum? Bak. Ya İstanbul şu anda en büyük Kürt şehri. 4 milyondan fazla Kürt yaşıyor İstanbul'da. Diyarbakır'dan fazla. İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Aydın, Yalova, sayayım mı hepsini? Ya Kürtler buraları size bırakıp da giderler mi? Ne ayrılıkçılığı? Bu topraklarda eşit yurttaşlık istiyor Kürtler. Haklarını istiyor. Kendilerini yönetebilmek istiyor. Sizin kayyım rejiminize karşı mücadele ediyor. Yerel demokrasi istiyor. Yerel seçimlerde kime oy veriyorsa beni o yönetsin diyor. Oy verdikleri ve seçtikleri insanları sizin sömürge valisi gibi, sömürge kaymakamı gibi kayyımlar aracılığıyla iradelerinin gasp edilmesine karşı çıkıyor. Kürtler bunu istiyor sizden. Anlaşıldı mı? Bunu da demokratik ve barışçı yollarla konuşup tartışalım, müzakere edelim, çözüm bulalım diyor. Eşitsizlik diyorsunuz Sayın Dervişoğlu. Bak biliyorsunuz ben HDP Grup Başkan Vekili olarak başladım. Sonra Yeşil Sol Grup Başkan Vekili oldum. Sonra HDP Grup Başkan Vekili oldum. Şimdi DEM Parti Grup Başkan Vekiliyim. Eşitlik mi var? Siz adınızı değiştirdiniz mi? Sizin partinize kapatma davası açtılar mı? Sizi demokratik siyasetten tasfiye etmek için üstünüze geliyorlar mı? Yok. En basitini söylüyorum. Eşitlik diyorsunuz. Ya şart ıslahat planından... Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, herkese eşit davrandım. Üçüncü kez uzattım, başka uzatma. Sayın Oluç, meram anlaşıldı. Yani meram anlaşıldı.